Sevgili Yaşayan Ekonomi izleyenleri, otomobil bölümümüz olan Emniyet Şeridi'ne hoş geldiniz. Bu hafta Emniyet Şeridi'nde sezon finalindeyiz ve bu sezon finalinde muhteşem bir araçla karşınızdayız. Bu araç nedir? Bu araç Renault'un yeni tasarımını muhteşem bir performansla buluşturan Megane RS. Bu hafta programımızda Megane RS'le tanıtacağız. Sezon finalini Megane RS'le yapacağız. Aracın tasarımı da çok hoş, performansı da çok hoş. Bunları size programımız içerisinde aktaracağım. Her hafta olduğu gibi programımıza dış tasarımla başlıyoruz. Emniyet Şeridi başlıyor, Megane RS'le başlıyor. Sevgili izleyenler, Megane RS dedik. Megane RS nedir? Megane RS Racing Sport. Yani RS'deki açılım Racing Sport. Ne demek oluyor? Yarışan bir spor kahramanı. Megane RS'i bu hafta tanıyacağız. Dış tasarımıyla başlayacağız her hafta olduğu gibi dedik. Bakalım yenilenen Renault Nissil tasarımını Megane RS'de de görüyoruz. Tamamen değişen bir tampon yapısı var eski RS'e göre. Nasıl tampon yapısı var? Body kitle birleşen bir tampon yapısını görüyoruz. Farlara bakıyoruz. Yine farlar da tamamen değişiyor. Daha agresif bir yapıya bürünüyor. Baktığınız zaman çok sinsi, agresif bir yapısı var. Bunu da zaten performansla yolda görüyorsunuz. Ortaya baktığımız zaman yeni Renault 3 boyutlu amblemini bu araçta da görüyoruz. Amblemin üzerine nikelaj daha yerleştiriyor ve tasarım daha altılara çıkıyor. Ön tasarımda dikkati en çok çeken yapı Formula 1 kanadını görüyoruz. Bakın sevgili izleyenler, sağ marşberden sola kadar uzanan Formula 1 kanadını görüyoruz. Biraz daha alt indiğimizde rüzgarlıkla birleşip ve farklı renkte de oluşu aracın tasarımına artılar katıyor. Kaput yapısına bakalım. Yine aracın agresifliğini ön plana çıkartan bir kaput yapısı var. Nasıl? Yan taraflarda daha keskin, şişkin şekilde gelip sağdan ve soldan ortaya doğru yuvarlak hatlarla birleşen ve bunu da logosuyla tamamlayan bir kaput yapısı var. Agresif bir far yapısı var dedik. Far yapısının yanına doğru baktığımız zaman aracın sportifliğini ön plana çıkartan şişkin de bir çamurluk yapısı görüyoruz. Bu çamurluğun zaten şişkin olması gerekir. Çünkü birazdan yan tasarıma başladığımızda lastiklerden bunu anlayacağız. O zaman ne yapalım? Buradan yan tarafa geçelim ve Megane RS'imizin yan tasarımını da ben size aktarayım. Bu şekilde Emre içeri devam etsin. Sevgili izleyenler, RS'de sadece ön tasarım dikkat çekmiyor tabii. Yanda da bu dikkat çekici noktalar var. Jantlar dedik, çamurlukla beraber bütünleşiyor. 19 inç alışımlı jantları görüyoruz. İçine baktığımız zaman, jantların içine baktığımız zaman çok dikkat çeken bir disk yapısı görüyoruz. Disk konsepti görüyoruz. Kırmızıyla bürünlü bir disk yapısı görüyoruz. İlerlediğimizde bakın kapı hatlarına baktığımız zaman nikelaj korumaları, nikelaj çıtaları görüyoruz. Aracın ikinci rengi olan kırmızıyla döşenmesi bu araca bir sportiflik katıyor, bir artı katıyor. Devam edelim. Elektrikli açılabilir, kapanabilir aynaların yanı sıra kapı kollarında da krom oluşu aracın tasarım konusunda da ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Biraz daha arka taraflara ilerleyelim. Yine ön taraftaki şişkin çamurluk yapısını tabii ki arkada da görüyoruz. Bu andan itibaren yani ben sütunun İki karış anından itibaren aracın yuvarlak hatlara bölündüğünü görüyoruz. Ve bu yuvarlak hatlar arka tarafla birleşiyor. Nasıl mı? Bakın arka tarafa geldiğimiz zaman komple aracın yuvarlak hatlara sahip olduğunu görüyoruz. Ve bizim dikkatimizi ne çekiyor? Değişik far yapısı çekiyor. Nasıl far yapısı? Önde gördüğümüz agresif far yapısını arka tarafta da görüyoruz. Alt tarafa baktığımız zaman arka ledler, üstüne de baktığımız zaman arka stoplarla bütünleşen bir far yapısını görüyoruz. Yuvarlak hatlar var dedik. Bu yuvarlak hatları ön plana çıkartan aslında bir de rüzgarlığı var. Rüzgarlık yan çamurlukla üst tavanla birleşen ayrı bir renk olan ve sağdan sola doğru uzayan dikdörtgen yapılı ancak keskin bir şekildeki rüzgarlığını görüyoruz. Bu rüzgarlığın içine stop farı yerleştiriliyor. Yuvarlak hatlar tamamen alta doğru tamponun altına doğru devam ediyor. Yani bakın üst tarafta düz gelen hatlar hatta önde ve yanda düz gelen hatları aracın arkasında yuvarlatılmış olarak görüyoruz. Tampon yapısı ön tarafta tamamen değişti dedik Megane RS için. Arkada nasıl? Arkada da tamamen değişiyor. Bir önceki RS'e baktığımız zaman çok farklı bir tampon yapısıyla karşılaşıyoruz. Öndeki body kit'in devamını arkada da görüyoruz. Çamurlukla birleşen bir tampon yapısı ve aşağı doğru yuvarlak hatlarla inen bir tampon yapısı. Tamponun alt bölümlerine baktığımız zaman da kedi gözü şeklinde bulunan reflektörlerle de araç arka tasarımında da şekillendirmesini
çok iyi bir şekilde biliyor. Araç kupe bir araç. Bagaj kapasitesi nasıl acaba? Bagaj kapasitesi de bu araçta gayet yeterli seviyesi. Bagajı açtığımız zaman bizleri yaklaşık 377 litreye varan bir bagaj kapasitesi karşılıyor. Bu da ne oluyor? Performansına önem verildiği kadar Ares'in hem tasarımına da hem de rahatlıkla yük taşımanıza da katkı sağlayabiliyor. Tasarımı şöyle toparlayalım. Bir önceki Megane Ares aslında bakıldığı zaman çok racing modunda durmuyordu. Yani yarış modunda durmuyordu. Ancak yeni nesil Ares'e baktığımız zaman ciddi anlamda hem tasarım olsun hem performans olsun büyük bir şekilde aşama kaydetmiş diye düşünüyorum. Bu şekilde tasarımı bitirelim. Artık aracın içine geçelim. İçeride ne gibi değişiklikler olmuş, teknolojide neler eklenmiş bunları konuşalım. Buradan da en çok merak edilen yere test köşesine geçelim. Emniyet şeridi iç tasarıma devam ediyor. Sevgili izleyenler, ikinci bölümde aracın içine oturduğunuz zaman sizi memnun edecek birçok fonksiyonla karşılaşıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi koltuk yapısı. Koltuk yapısı sizi öyle bir şekilde kavruyor ki Racing Sport modunda bir aracı kullandığınızın hissiyatını sizlere veriyor. Oradan baktığınız zaman yine Racing Sport odaklı bir direksiyonla karşılaşıyorsunuz. İkinci bir fonksiyonel özellik aracın kırmızı GT line çizgileriyle döşenmiş olması. Bu araca oturduğunuz andan itibaren gözünüze çok hoş geliyor ve size bir agresiflik katıyor. Onun dışında klasik olarak şöyle bir eşya gözlerinden, malzeme kalitesinden bahsedeyim ben size. Malzeme kalitesine baktığınız zaman ön taraf tamamen deri şekilde kaplanıyor ve size hiçbir rahatsızlık vermiyor. Eşya gözlerine bakalım. Eşya gözleri burada kolumun altında bir kol dayama ünitesi. Açtığımız zaman torpidoyu yeterli sayıda bir eşya kapasitesi ve sağ ve sol kapı gözlerinde de eşya gözleriyle karşılaşıyorsunuz. Zaten kupe bir araç, çok eşya gözü beklenilmeyen bir araç. Ancak ona rağmen hem bardaklığıyla hem kol dayama ünitesinin eşya gözüyle ve torpidosuyla da yeterli sayıda eşya gözleri katabiliyor. Aracın dış tasarımını anlatırken sizlere teknoloji anlamında da araç çok başarılı dedik. Nasıl başlıyor? R-Link teknolojisiyle başlıyor. Bu R-Link teknolojisinde neler ulaşabiliyorsunuz? Bakalım. Menüye girdiğimiz zaman menüden isterseniz navigasyonunuza girebiliyorsunuz. Geri çıkalım. Multimedyamıza girebiliyoruz. Multimedyadan medyalara yani Bluetooth'unuza, USB'nize, radyonuza, videolarınıza bağlanabiliyorsunuz. Oradan çıkalım. Araç moduna girdiğimiz zaman araç modunda Ares monitörü görüyorsunuz. Yani Racing Sport monitörü görüyorsunuz. Buna da tıkladığınız zaman aracın size performans sonrası ne gibi veriler gösterdiğini sağlıyor bu monitör. Şöyle söyleyeyim, ne kadar güç üretmişsiniz, ortalama kaç kilometre yol gitmişsiniz, turbo baskısı nedir araçta o anlık. Bu tür verileri bu Ares monitörden görebiliyorsunuz. Teknolojisine şöyle devam edelim. Orta konsola geldiğiniz zaman çift taraflı ayarlanabilir klimasını görüyorsunuz. Normal klasik Megane'larda gördüğümüz orta konsolu bu araçta da görebiliyoruz. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman eller serbest şekilde çalışabilir. Yani start stop butonunu görüyorsunuz. Onun altına indiğimiz zaman bardaklık bölümünün üstünde USB ve AUX girişinizi görüyorsunuz. Ortaya geldiğimiz zaman vitesin biraz daha arkasında joystick'ini görüyorsunuz. Yani monitörü ayarlayabileceğiniz joystick'i görüyorsunuz. Biraz daha üste çıktığınız zaman da hız limitlisini ve hız sabitlisini görebiliyorsunuz. Şöyle biraz kadranlara bakalım. Kadranların en sonuna baktığınız zaman gri agresif bir kadran yapısı görüyorsunuz. Ortada klasik kadranı, en sağda baktığınız zaman yakıt deposu tankını gösteren verileri ve yol bilgisayarını gösteren orta konsolla karşılaşabiliyorsunuz. Buradan kalan yakıtınızı, anlık yakıtınızı, ortalama verilerinizi, onun dışında kaç kilometre yol yaptığınız gibi verileri en sağdaki kadrandan görebiliyorsunuz. Araç iki modda çalışıyor. Normal ve sport mod. Bunu nasıl değiştiriyorsunuz? Bu sol tarafta, sileceğin altında sol bölme tarafında bir tuşla oluyor. Tuşa bastığınız zaman normal mod, bir kere daha tıkladığınız zaman spor moda geçebiliyor. Bu ne gibi avantajlar sağlıyor size? Sport modda kullandığınız zaman aracı tamamen sizin kontrolünüzde oluyor. Yani ESP'sini devre dışı bırakıyor. ESC'yi de devre dışı bırakarak araç tamamen sizin modunuza giriyor. Yani
güvenlik unsurları biraz daha sizin elinizde oluyor. Ancak normal moda aldığınız zaman araç tamamen kendi güvenliğini kendi sağlayabiliyor. Yani ESP'si, ESC'si devrede oluyor. Sol tarafa bakıldığı zaman da kol dayama ünitesinde elektrikli ayarlanabilir aynaları ve klasik cam açma kapama tuşlarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Biraz aracın konforuna bakalım. Koltuklar kavramalı dedik. Size yarış hissiyatı veriyoruz. Deri oluşu, koltukların deriyle kaplı oluşu sizlere biraz daha konfor sağlayabiliyor. Arkada tabii araç kupe bir araç olduğu için ve biraz spor bir araç olduğu için tek kapıda olduğundan 3 kişinin yolculuk yapması sıkıntılar doğurabiliyor. Ancak 2 kişi çok rahat bir şekilde arka tarafta da yolculuk yapabiliyor. Sevgili izleyenler, toparlayacak olursak da Renault'un yenilenen yüzünü Megane RS'lere görüyoruz. Ve buradan da aracın en çok merak edilen kısmı performans köşesine gidiyoruz. Ve ben aracın size performans verilerini aktarayım. Emniyet şeridi test köşesiyle devam ediyor. MDS7 izleyenleri sezon finalinde Megane RS'le birlikte izledik. RS'in şimdi performansından bahsedelim. Çok merakla bekleniyordu Megane RS'in performansı. Tasarımdan bahsettik. Tamamen değişen bir vücut yapısı var dedik. İçeride teknoloji çok iyi bir şekilde, yani Renault'un yeni teknolojisi içeride de görülüyor dedik. R-Link özelliği aslında büyük şekilde göze çarpıyor dedik. Şimdi biraz performansına değinelim. Aracın 0-100'ü 6 saniye, bu ne kadar güçlü bir motora sahip olduğunun göstergesi zaten. Burada verileri alabiliyoruz. RS'in 2000 litrelik motoru var. 265 litre ile besleniyor ve 360 Nm de tork gücü üretiyor. Bu aracın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor zaten. 0-100'ü 6 saniye dedik. Maksimumda 250 km hızlara kadar çıkabiliyor. Aracın boş bir alanda, boş bir arsada ESP'sini denedik. Savrulmalar var mı? Yanlamalar sonrasında kendini toplayabiliyor mu? Kesinlikle çok güçlü bir güvenlik sistemine sahip araç. Yanlamaları direkt ESP'siyle beraber kavruyor ve araç kendini topladıktan sonra aynı şey üzerinde devam edebiliyor. Fiyatı aracın merak konusu. Aslında şu an satış dışı, özel bir araç. Ancak bakıldığı zaman Renault'un 45 bin euro kadar fiyat biçini görüyoruz bu araca. Güvenlik dedik, peki bu aracın ESP'sinin dışında yol tutuşu nasıl? Şeritlerde nasıl araç? Birinci, ikinci ve üçüncü viteslerin 3000 devirlerine kadar aracı tutmakta biraz zorlanabiliyorsunuz. Çünkü çok, hakikaten çok güçlü bir araç. Kalkışlarda ESP ne kadar devrede olsa da araç güçlü olduğu için kendini sağa sola yalpalayabiliyor. Kesinlikle çift elle tutulması gerekiyor direksiyonun. Çünkü hakikaten 3000 devir dakikalarda 360 Nm kadar tork gücü üretebiliyor. Bunun yanında 265 beygirini düşünürseniz nedenli hızlı hareket ettiğini görürsünüz. O yüzden kalkışlarda dediğim gibi kesinlikle çift el tutulmasının faydaları var. Onun dışında 4. ve 5. vitesinde herhangi bir sapma yapmadan ciddi anlamda güçlü bir şekilde hareket ediyor araç. Yani ben bugüne kadar çok spor araç kullanmadım, ancak birkaç GTI modeli denemiştim. RS'le hayallerimi süsleyen modu buldum diyebilirim sizlere. Megane RS'le. Çünkü hiçbir bayılma yapmıyor. Çok güçlü bir araç. 265 beygirini ve 360 Nm torkunu her an hissedebiliyorsunuz. Hangi vites olursanız olun o gücü hissedebiliyorsunuz. Yani vites düşmeden devrinin bayık olduğu dönemlerde bile araç bir anda kendine güç verebiliyor ve o viteste aynı şekilde, yani devir düşüklüğünde bile o gücü hissedebiliyorsunuz. Ben çok beğendim performansını. Özellikle 0-100'ün haricinde uzayan yollardaki performansı da çok hoşuma gitti. Şöyle söyleyeyim, araba sollamaya ihtiyaç olduğunuz dönemlerde vites küçültmeden dahil, dediğim gibi hani deviri çok kullanmadan, yani 5000-6000 devirlere gelmeden bile 4000 devirlerde bile araba size o gücü, o hissiyatı, bayılmayacağının sinyallerini verebiliyor. Bu denli güçlü bir araç. Yakıt tüketimi nasıl peki bu kadar güçlü bir aracın? Benzinli bir aracın yakıt tüketimi tabii ki biraz yüksek. Yani şehir içi 11 litrelerin altına düşmedi test ettiğimiz sürece. Ancak şehir dışı bir 200 km'lik gibi bir yol gittik.
o yol süresince de 6.5'lere, 7'lere düştü araç. Bu konuda da şehir dışında bize yakıt tüketim konusunda iyi performanslar verdi, iyi veriler elde ettik. Ancak şehir içine bakıldığı zaman özellikle trafiğe açık olanlar, trafik bölmelerinin yoğun olduğu yerlerde 11 litrelerin altına düşmüyor. Ancak böyle performanslı bir araçtan da yakıt tüketimini çok düşünmüyorsunuz. O an o aracın keyfini yaşamak istiyorsunuz. Yani gaza bastıkça basasınız geliyor diyebilirim. Tabii ki güvenli bir şekilde. Güvenli maksimum hızları dediğim gibi zaten 250 kilometrelere kadar çıkabiliyor. 250 kilometrenin üstünde de pilota kalmış diye düşünüyorum. Araç yalnız o hızların üstünde de o güvenliği verebilecek kadar sağlam bir araç. Sevgili izleyenler, toparlayacak olursak da gerek Renault'un yenilenen yüzü, gerek içerideki teknolojisi, gerekse de performansıyla, özellikle 265 beygirlik performansıyla RS sizlere çok keyifli dakikalar yaşatabiliyor. Biz bu sene Emniyet Şeridi'nin sonuna geldik. Sezon finalimiz. Sezon finalimizi RS gibi spor bir araçla yaptık. Buradan bizim programımıza katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Gerek kameraman arkadaşım, gerek montajcımız, gerek bize test konusunda, test araçları konusunda yardım eden diğer arkadaşlarıma buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ve yeni sezonda bomba gibi programlarla karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin.